Kim hatta? Fatih Kulaksız arıyor. Fatih Kulaksız Başkan. Fatih Başkanım iyi akşamlar. Eyüp Spor Kulübü As Başkanı. Şu anda yayınımızda. Tabii ki Eyüp Spor'a da söz hakkı doğdu burada. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ertem abi. Raşim Ozan, Abdül Kerim Hocam iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Geçmiş olsun Fatih Bey. Teşekkür ediyoruz. Yani iyi bir oyun oynadık, iyi bir mücadele ettik. Maalesef beraberlik işte, hakkınızdı yani, ona üzülüyoruz. Yaptığımız penaltıyla kaybettik. Şimdi yayını takip edemedim. Başkanımız Murat Özkay aradı beni. Tayfur'la ilgili biraz rica etti. Tayfur'la ilgili bir gündem varmış orada. Bununla ilgili bağlandım. Lütfen. Siz çok teşekkür ederim. Soracaksanız soruyu cevaplayayım. Sormayacaksanız birkaç bir şey söylemek isterim. Fatih Bey ben soru sorabilir miyim? Şimdi bir son dakikada gerçekten inanılmaz bir penaltı. Yani çok üzücü. Ben tabii bir şey demiyorum. Benim bizim Tayfur'un onu kasıtlı yaptığı gibi bir şey söylemek haddimiz değil. Ama çok talihsiz, rezalet diyebileceğimiz yok yere Eyüp Spor'un hepinizin emekleri bugün çöpe gitti. Tam ben bunu söylerken ya bu rezaleti nasıl yaptın? Sen 32 yaşındasın. 31-32 yaşındasın. Öyle genç futbolcu da değilsin. Tayfur 21-22 acemilik diyemeyiz derken orada Erol Bulut'un demeci aklıma geldi. Erol Bulut demişti ki ben hayatımda dedi bütün meslek hayatımı dedi tanıdığım en karaktersiz oyuncu Tayfur Bingöl'dür. Erol Bulut'un demeci bu benim haddime değil. Sonra o sıra yanımda olan Oktay Derelioğlu da dedi ki aynısını Erol Bulut bana da söyledi. Ben de şahidim. Acar Kent de bana söyledi. Evet geçmişte bunu demeç olarak da söyledi. Ben bunu duyunca da dedim yani ne diyeyim dedim yani böyle bir şey böyle bir vaka da var. Dedim ve yorumu izleyicilere bıraktım. Buyurun siz bu konuda ne demek istersiniz? Şimdi bir defa bu tamamen Erol Bulut'un şahsi düşüncesine bağlayan bir durum. Tayfur Bingöl sezon sonuna kadar Eyüp Spor'un futbolcusu. Eyüp Spor'u en iyi şekilde onuruyla, gururuyla temsil eden bir futbolcu kardeşimiz. Transfer ettiğimiz günden beri de bizzat tanıma fırsatı bulduğumuz, yakından tanıdığımız, birlikte çalışmaktan keyif aldığımız bir futbolcu kardeşimiz. Penaltı pozisyona gelecek olursak, yani bir salisilik, bir olay orayı izlersek, destek ayağı sıkken, topla dripling yaptığı ayağını Semih Beşiktaş oyuncusu Semih Kılıçsoy topla rakibin arasına koyduğu için bir saliselik bir aksiyonla gerçekleşen bir penaltı. Burada bir art niyet aramak hem Eyüp Spor Kulübü'ne hem bizim oyuncumuza çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir haksızlık olur. Bu bizim asla ve asla kabul edeceğimiz bir olay değil. Bak şunu ifade edeyim öncelikle. Çok güzel bir futbol akşamı oldu. Eyüp Spor Kulübü ikinci liglerde semt takımlarıyla, ilçe takımlarıyla mücadele ederken Sayın Başkanımız Murat Özkaya'nın hem ortaya koyduğu hedef hem ekonomiyle ikinci ligden aldık. Borç harç içinde transfer yasağı olan bir kulübü önce birinci lige 3 yıl içinde de Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdik. Ve bugün Eyüp Spor Kulübü hem marka değeri hem haber değeri hem futbola futbol piyasasına çok önemli bir teknik direktör kazandırmaya çalışan önemli bir kulüp konumuna geldik. Bugün konuşulması gereken şey bence bizim sahada göstermiş olduğumuz oyun. Yılmadan, pes etmeden, geriye yaslanmadan, yere yatmadan göstermiş olduğumuz mücadele. Bence konuşulması gereken şey bu. Futbolun bu tür magazinsel boyutuyla inanın hiç ilgilenmiyoruz. Yani yaklaşık 5-6 yıldır hiç hakem konuşmadık. Bak bugün kaybettik. Hiç hakemleri de tebrik ediyorum. Çok güzel maç yönettiler. Penaltı mıydı o son pozisyon? Yani. Size göre penaltı mıydı? Penaltı tabii yani. Fatih Bey. Onlarınki de penaltı. İkisi de penaltı. Bizim adımıza talihsiz bir an üzüntü verici. Ama ben oyuncularımın oynadığı oyunla gurur duydum. Ses biraz yankı yapıyor. Bir bitireyim Ertem abi soruyu alacağım. Bizim adımıza çok gurur verici bir oyun.
Eyüp Spor adına ben şunu söyleyebilirim. Eyüp Spor takımı tam bir teknik direktör takımı. Arda Hoca'nın yansıttığı, edindiği tecrübeleri çok güzel ben gösterdiğini, yansıttığını düşünüyorum. Çok önemli bir teknik adam adayı olduğunu düşünüyorum. Hiç geri durmadan, yılmadan, korkmadan çok güzel oyun oynuyor takımımız. Biz gurur duyuyoruz. Bu akşam puan kaybettiğimiz, puan alamadığımız için üzüldük. Ama göstermiş olduğumuz mücadeleden de, oyuncularımızdan da, hocamızdan da gurur duyduğumuz bir futbol akşamı oldu. Fatih Bey, sizi daha fazla da yormak istemiyorum ama bunu sormak zorundayım. Soyunma odasında Tayfur Bingöl'ün psikolojisi nasıldı? Arda Hoca konuştu mu? Siz konuştunuz mu? Siz hiç yalnız bırakmıyorsunuz çünkü takımı da. Ne dedi Tayfur, ne dedi? Kafaya takmaması gerektiğini, üzülmemesi gerektiğini oyuncuma ifade ettim. Arda Hoca da teknik heyette aynı durumda. Aynı çizgide, yani onlar da aynı şey yaptılar. Tayfur ne dedi peki Fatih Bey? Dağlamıştı. Duyamadım. Bir daha Fatih Bey, Tayfur ne dedi? Tayfur Bingöl'ün Tayfur Bingöl konuşması. Çok üzgün. Yani çocuk inanılmaz üzgün, yıkılmış bir durumda. Tabii bu tür eleştirilerin kendisine olacağını da öngörüyor. Onun adına talihsiz bir akşam oldu. Ama biz kesinlikle oyuncumuzun arkasındayız. Tayfur oyuna girdikten sonra Eyüpspor forması için onurlu bir şekilde elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Futbolda bir saliselik, bir saniyelik bir olaydan yapmış olduğu bir penaltı var. Hiçbir art niyet burada araması gerekiyor. Bizim için Beşiktaş maçı bu saniye itibariyle geride kaldı. Artık Gaziantep maçıyla en iyi şekilde hazırlanıp en iyi oyunumuzu göstermeye çalışacağız. Editler de yapılıyor da hani canın sağ olsun şarkısıyla Tayfur Bingöl sürekli olarak biliyorsunuz iç içe herhalde canı sağ olsun dediniz. Canı sağ olsun tabii ki. Sonuçta bir oyun bu. Aynen öyle, canı sağ olsun. Abdülkerim abinin bir yorum ya da sorusu var. Benim sorum yok da Fatih Bey kardeşim. Bugün oynanan maçta Eyüpspor'un iyi oyunu konuşulmalı falan dediniz. Ben şahsen Eyüpspor'u bugün için değil, sezon başından beri 5 maçtır. Bugün 6. maçtır. Eyüpspor'un bütün maçlarını seyrettim. Sadece bugün iyi oynamadı Eyüpspor. Eyüpspor'un 6 maçta kötü oynadığı maç yok. Hatta bir Kayseri maçı var. Çok çok şanssız bir şekilde 2-0'dan farklı kazanacağı maçı da bile kazanamadılar. Geçen haftaki, evet. Hep iyi oyun şeyle. Mesela o 2-0'ı daha başka yollarla koruyabilirlerdi. Amaç, yani Eyüpspor bana göre şu anda 3 büyüklerin altında bu lig bitecekse, şu an için söylüyorum, 4. takım Eyüp olmalı. Eyüp'ten daha iyisini görmedim. 3 büyüklerden sonra daha iyi takımı görmedim. Daha iyi oynayan. Onu zaten şimdi yeni başladık. Maçtan hiç bahsetmedik. Ne Sinan Engin Beşiktaş Eyüp maçıyla ilgili konuştu, ne ben konuştum. Yani sen merak etme Fatih kardeşim. Biz şu anda maçı yorumlayacağız ve Eyüpspor'un hakkını zaten vereceğiz. Ama biliyorsun bu nalet sosyal medya var. Tayfur'un da böyle bir acemici hareketi olunca sosyal medyada ortalık ayağa kalkıyor. Çünkü zamanında bunlar Fenerbahçeli futbolculara yapıldı eski. Evet, Galatasaray'ın eski başka takıma gitmiş oyunculara hata yapınca yapıldı. Beşiktaş'a olunca da millete şimdi de Beşiktaşlı bir futbolcuyu yakaladık dediler. Konu buradan açıldı. Yoksa biz orada bir oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey var. Yani çok kaliteli bir oyuncu, onu da açık söyleyeyim. Talihsiz bir penaltı değil. Kalitesizlikten, yani iyi bir oyuncu orada, ben eski bir futbol defans oyuncusu olarak söyleyeyim, iyi bir oyuncu orada orta yapmasına müsaade eder Semih'in. Oradan sağlıklı bir ortada çıkmaz, pozisyon ölmüş, zaten topu zor yakalayacak çizgide içeri çeviremez bile. Hani evet. burada bir oyuncu hatası var ve oyuncunun kalitesinden dolayı böyle bir şeydir. Çok akıllı bir sağ bek, bir karvar böyle penaltı yapmaz. Biz bunu biliyoruz Fatih kardeşim, sen rahat ol. Sosyal medyada böyle söylentiler olunca programda da değiniliyor. Rasim de bunu Galatasaraylı futbolculara zamanında yapıldığı için bir Galatasaraylı olarak bunu dile getirdi. Evet. Yoksa sen merak etme, biz Eyüpspor'un hakkını aslanlar gibi vereceğiz biraz sonra. Fatih Bey, çok teşekkür ederim. Bu arada tesisler mükemmel oluyor. Gerek Kemerburgaz tesisleri, ben herkese tavsiye ederim. Avrupa'yı bir tesis. Yani sanki Manchester United tesislerinin yanından geçiyorum gibi. Çok inanılmaz güzel. Bir de şundan dolayı kutluyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'taki bir futbolcunun fiyatına takım kurdunuz. İnanılmaz güzel gidiyor. Yürekten tebrikler. Gerek Murat Başkan'ı, gerek sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Abdülkerim Hocam, siz tabii daha önce teknik direktörlük de yaptığınız için ben sizin teknik yorumunuza saygı duyuyorum. Çok da değerli buluyorum yorumlarınızı. Sağ ol. Elbette siz zaten
Yani Eyüpspor'un oynadığı oyunun hakkını mutlaka vereceksiniz zaten. İşte biz de elimizden geldiği kadar oyunumuzu geliştirerek, üzerine koyarak Eyüpspor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Süper Lig'in marka değerine katkıda bulunmaya çalışacağız. Lig'e renk katmak istiyoruz. Biz de mücadelemize aynı şekilde devam edeceğiz. Sosyal medyada yapılan Tayfur'la ilgili algıları da biz cevabı vererek konuyu kapatmış olduk. Artık önümüzdeki haftalara bakacağız. Teşekkür ediyorum bize kendimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. İzleyenlere de selamları iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. Fatih Başkan'a teşekkürler. Fatih Kulaksız Beyefendi'ye teşekkürler. Eyüpspor'a da başarılar diyorum. Sinan abicim. He canım. Konuşmaları duydun, yorumları duydun. Rasim'le başladı. Boş muhabbet. Yani Erol Bulut şöyle demiş de bilmem ne demiş de falan. Erol Bulut için belki Tayfur'a bir soralım bakalım, o ne diyor? Yani falan tabii, tek taraflı çocuğu astınız yani. Asmadık. Olur mu, gencecik çocuğu tek taraflı idam ettiniz. Acaba yani Tayfur'a bunu söylemesinin sebebi nedir? Bu kavganın sebebi nedir? Bir de Tayfur anlatsın bakalım. Doğru. Böyle şey olur mu? Orayı yani da dilemek. Karakter soyuncu böyle söylenmez. Bu yanlış bir kelimeler kullandınız, yapmayın. Okta yaradı da öyle dedi. Olur mu öyle şey ya? Diyebilir, o diyebilir. Acaba onun görüşüne. Şimdi birini ararsın, o da doğru, benim için böyle de. Peki ben onun için ne diyorum? Demeç de verdi geçmişte de kamuoyuna yansıdı. Hayır, ben onun için acaba ne diyorum? Mükemmel yorum. Acaba ben onun için ne diyorum? Tabii. Onun için onun söylemesi yanlış. Lazım. O da yanlış. Şimdi bakın arkadaşlar, bunu futbol oynayan adamlar bilirler. Çok kolay adam asmayın. Bakın çok kolay adam asıyorsunuz. Böyle basit değil bu işler. Bir genç futbolcu 32 olsun 35 olsun bir futbolcu takımında oynayamıyor. Bir takıma kiralık gidiyorsa o takımı da gidecek Maos'tan penaltı yapacak. Ne yapacakmış? Beşiktaş daha ligin 5. 6. haftasında Beşiktaş kazansın diye bu çocuk penaltı yapacak. Ya bunu aklınız alıyor mu yani? Mantığınız alıyor mu yani? Siz şimdi durup dururken burada yani kötü falan yorum yapmak ister misiniz yani? Aman olur, ne olsun ya? İşte televizyon işte aman. Tabii, kızıyorum tabii, ben tabii televizyonun sahibine. Kötü yorum yapalım da bilmem ne olsun diye ceza gelsin. Böyle bir şey olabilir mi? Ekmeğini yedi. Takımın ona kucak açtığı camianın futbolcusu olmuş. Beşiktaş ne yaptı şimdi? Beşiktaş ne dedi acaba, aradı? Ya Tayfur, tebrik ediyoruz seni ya. Harika bir iş yaptın bizim için. Penaltı kazandırdın. İşte senin sayende 3 puan mı aldık dediler falan. Hiç. Hayır abicim ya. Haklıymışız seni yolladığımıza dediler. Evet. Şu an Beşiktaş dedi ki, ha demek ki sen yeterli oyuncu değil misin? Değil misin? Biz ondan gönderdik. Hayırlı olsun. Böyle penaltı yapalım hayır dediler. Aynen öyle. Haklıymışız dediler yani. Hayırlı olmuş bak bizim seni yollamamız. Onun için arkadaşlar yapmayın. Bakın böyle bu tip şeyleri, futbolcuları falan filan böyle basit değil. Böyle penaltı şey yapsam, ha ligin şampiyonluk maçı olur da, bilmem ne olur da, hani orada bir hareket yapar da, seneye de bu adam Beşiktaş'a gidecektir de falandı filan. Tayfur'u tenzih ederek söylüyorum. Olur mu? Olmaz. Onun için yapmayın. Böyle yorumlar hem günahtır hem ayıptır. Şimdi gelelim maça. Maça gelelim. Arda Turan'ı tebrik ediyorum. Hafta içinde de beraber oluyorum Arda'yla da. Konuşuyorum da ediyorum. Tebrik ediyorum. Harika bir takım kurmuşlar. Harika bir takım kurmuşlar. Sevgili Murat Özkaya futbolun içinden gelmiş bir futbol adamı. Çok iyi futbolu da bilir. Futbolcu transferinde de çok iyi bilir. Hiç şey yapmaz. Ama Arda ne derse onu yapar. Arda şunu al der, bunu alır ama bütçe kısıtlı. Şimdi mesela kimi aldı? Emre Mor'u aldı. Evet. Emre Mor'u aldı. Niye aldı Arda? Önde dedi bir adam lazım bize dedi. Önde. Hızlı, kıvrak, önde, içeri yani girecek, sızacak. Şimdi harika bir takım kurmuş. Bugünkü maçın sonucu bana göre çok farklı. Bana göre farklı. Yani Eyüpspor bugün normal ölçülerde bana göre yenilmemesi lazımdı. Beşiktaş takımını bugün hiç beğenmedim. Kötü oynadı. Hiç iyi oynamadı. Hiçbir türlü ne sağ kanatlar ne o bu falan filan. João Mario yoktu zaten. İmmobilliği falan sağda çok falan kötüydü. Göremedik. Markajda falan göremedik. Arda çok iyi takımı konsantre etmiş. Çok evet iyi analiz etmiş. Beşiktaş takımını kapatmış, kitlemiş. Adım bile attırmamış bazı oyuncuları. Aynen öyle. Ve Eyüpspor'un daha fazla pozisyonu var. Baktın mı? Daha evet fazla da pozisyonu var görüntüde. Onun için sevgili Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Ben hatta beni yıllar evvel Eyüp'ün maçına getirdiğinde sevgili Murat Özkaya kardeşim getirdiğinde gittim orada ben baktım. Abi dedi ben dedi bu takımı çıkaracağım dedi göreceksin dedi. Ya dedi nasıl olacak bu iş dedim yani Eyüp aldı ve bu takımı çıkardı. Bugün bakıyorsun Afan'ı diyor 3 büyüklerin altında bu takım olabilir diyor. Ve bütçesi kısıtlı. Bakın bütçesi kısıtlı. Ama ben hep Arda ile ilgili ne dedim? Arda iyi antrenör olacak. Arda liderlik vasfı olan, karizması olan iyi bir hoca olacak.
futbol görüşüne, bilgisine son derece katılıyorum ve saygı duyuyorum ve çok da iyi hoca olacağına inanıyorum. Kendine de nasihatler ediyorum, bazen anlatıyorum. Onun için Arda'yı ve Eyüpspor ve sevgili Murat Özkaya kardeşim iyi bir takım kurduğu için tebrik ediyorum. Gelelim Beşiktaş'a. Şimdi Beşiktaş takımına bakıyorsun. Beşiktaş takımını çok güzel analiz etmişler artık. Bir Sivas maçını hatırlayın. Ne yaptı Bülent Uygun? Kapattı. Kapattığı zaman Beşiktaş takımı kımıldayamıyor. Dikkat et. Kımıldayamıyor. Yani ben buradan sevgili hocaya söylüyorum Van Broklos'a. Bak Mustafa Hekimoğlu'na daha fazla süre ver diyorum. Mesela Ernest Bucci denilen bir adam alındı. Evet. 10 aynen. milyon euro bonservis var. Ya. Bugün 18'de yok. 22'de aynen yok. Aynen ya. Rezalet. Bak Ernest Bucci ben buradan söylediğim zaman sevgili başkan dedim ki bunlara gelirse sat. Avrupa Şampiyonası'nda satacağım falan filan dedi. Al-Mussati de öyle ver. Yani Beşiktaş futbol takımında bugün Rafa Silva dursun bütün makine iptal olur. Mekanizma iptal olur. Çalışmaz. Yani bir futbolcuya tamamıyla endeksli bir futbol takımı bugün oynuyor. Böyle oynuyor Beşiktaş takımı. Onun için Beşiktaş'ın analiz etmişler. Beşiktaş'ın tamamıyla taktik ve sistemini değiştirmesi lazım. Yani daha hareketli olması lazım Immobile'nin santrafor olarak. Kanatları daha iyi işlemesi lazımdı. Bir iki oyuncu eksik aldılar. Muleka mesela hızlı adamdı, verilmemeliydi. Onun için. Ama ben yine söylüyorum. Ernest Muçi bu takımda oynar. Bakın. Ernest Muçi bu takımda oynar. Bugün kadroya alınmadı. Dolayısıyla bu sadece Beşiktaş, beyaz futbolda var bu görüntü. Muçi'yi çekti arkadaşlar. Sözünü kısa keselim. Beşiktaş takım bugün iyi oynamadan 3 puan almıştır. Eyüpspor çok iyi oynamıştır, kaybetmiştir. Futbolun özeti bugünkü bu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum 3 puan aldığı için ama Beşiktaş'ın perşembe pazar işinin çok zor olduğunu çok düşünüyorum. Çok zor, çok zor. Avrupa maçlarında alternatifi de olmadığını düşünüyorum kadrosunda. Çok geniş kadrosu olmadığını düşünüyorum. İnşallah ocağa kadar Beşiktaş, ocağa kadar inşallah. Yani yarıştan falan yani kopmaz. Galatasaray bir seri yapmaz. Dolayısıyla Ocak'ta bu takıma 2-3 tane en az daha takviye lazım. Yeterli değil. Yani benim için Raşitsa da yeterli değil. Baktın mı kanat oyuncusu olarak Raşitsa da yeterli değil. Aynen katılıyorum Raşitsa yani konusunda. Yeterli değil yani bakıyorsun bir tek o gidiyor. Sol tarafta kim oynuyor? João Mario berbattı bugün. João Mario yani çok kötüydü. O da normal yani çok üst düzey bir oyuncu. Çok arkadaşlar kötüydü. Bakın çok kısa hemen bitiriyorum. Şimdi bu adamlar Benfica'da oynuyoruz diyorlar. Oynuyorlar değil mi? Mesela bakıyorsun. Ötekine bakıyorsun mesela Porto'da oynuyor diyorsun veya İngiltere'de oynuyor veya El Nesri diyorsun Sevilla'da mı oynadı? Evet Sevilla'nın golcüsüydü. Sevilla'da. Arkadaşlar Türkiye Ligi zor lig. Tabii. Türkiye Ligi darbeli. Bakın sıkı ve sert lig. Kaliteli değil ama sıkı ve oynamak öyle kolay değil. Sinan abi bir yani soru sorabilir miyim? João Mario nereden geldi Beşiktaş'a? Benfica'dan. Aynen. Onun bölgesine kim gitti? Kerem Aktürkoğlu. Yani bu kadar kolay değil. O gitti değil. İki tane gol attı arka arkaya. Bakın, ona bakalım sonuca bakalım. Onun için yani burada hani Beşiktaş'a şuradan aldık, şöyle geldik, burada oynuyordu falan. Buradaki performans öyle kolay değil. Yani çok şey mucize beklemeyelim. Şimdi bugün El-Nesri'ye bakıyorsun ya. Tabii. Al işte Sevilla'da diyorsun, golcü diyorsun değil mi? Fas milli takımında oynayan oyuncu değil evet, mi? Evet. Bugün bakıyorsun yok. Yani Beşiktaş'ın evet iyi bir kadrosu var gibi görünüyor ama alternatifi yok gibi duruyor. Aynen öyle. En büyük avantajı Beşiktaş'ın Rafa Silva gibi bir oyuncusu var. Onu da hakemlerin koruması lazım olduğunu düşünüyorum. Hakemler onu korusunlar. Tekmeler bakın bugün de aynı şekilde çok sert girildi. Beşiktaş birinci bölge, ikinci bölge harika oynuyor. Ama üçüncü bölgede Beşiktaş'ta icraat yok arkadaş. Beşiktaş'ın üçüncü bölgeyi daha aktif hale getirmesi lazım. Yani ceza sahası için oralarını daha aktif hale getirmesi lazım. Beşiktaş'ı bugün kutluyoruz galibiyetinden dolayı ama ben bugün Beşiktaş'ın oyundan mutlu değilim. Ben çok mutluyum.